Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sevgili dostlar, cumamız mübarek olsun. Cumanın tüm esenliği üstümüz olsun. Kur'an okunan yere rahmet yağar, dua yapılan yere bereket gelir. İnşallah Kur'an'ı okuyan, okutan, duayı eden, ettiren ve amin diyerek duayı taçlandıranlardan olmayı hepimize Rabbim nasip eylesin. Bugün Gazze'de, Refah'ta, sığınmacıların üzerine ateş yağdıranları konuşacağız. İnsanlığa ne oldu? İnsanlık var olduğu günden bugüne zulüm hep vardı. Bugün de var, bundan sonra da olacak. Zalim olmak ne kadar büyük bir devletmiş. Zalim olmak ne kadar büyük bir maharetmiş. Allah Teala bütün planları bilir. Zalimlere mühlet verir ama ihmal etmez. Sevgili dostlar, siz zannediyor musunuz ki yapılanlar yapanların yanında kâr kalıyor? Bu işin ahireti de var, dünyadaki belası da var, sıkıntısı da var, musibeti de var. Yapmayın Allah aşkına. Dünyanın süper güç devletleri, dünyanın önde gelen devletleri, paraya yön verenler, sizlere sesleniyoruz buradan. Bir canın kaybı için dünyada neyi verseniz yerine getirirsiniz. Ben onların din alimlerine sesleniyorum. Siz hangi hakla çocukları ve kadınları öldürün diyebilirsiniz? Allah Teala siz öldüresiniz diye mi bu insanları var ediyor? Siz bu insanları öldüresiniz diye mi Allah Teala onları yaratıyor? Sizi de toptan öldürmeye kalkan, sizi sabun yapan, sizi fırınlarda yakan İnsanlara ne diyorsunuz? Bizi nasıl öldürdüğünüzü öğrettiniz. Biz de başkalarını böyle öldürüyoruz mu demek istiyorsunuz? Allah aşkına ne yapmaya çalışıyorsunuz siz ya? Tüm dünya devletlerine sesleniyorum. Kim sessiz kalıyorsa inanın yarın aynı şeyler onların başına gelir. Onların kendilerine, ailelerine, milletlerine, devletlerine, dindaşlarına gelir. Yapmayın ya. Yapmayın ya, yeter aylardır insanları öldürüyorsunuz, katlediyorsunuz. Kimi kimin toprağından çıkarıyorsunuz? Halk sizin düşmanınız mı? Silahlı güçler silahlı güçlerle savaşır. Mazlumların üzerine bu kadar bomba yağdırmanız neden Allah aşkına ya? Tüm dünya ayağa kalktı, siz hala durmuyorsunuz. Allah'tan belanızı mı istiyorsunuz? Neyi istiyorsunuz Allah aşkına? Tüm dünya liderlerine sesleniyorum. Bir halk olarak, insan olarak, dünya insanı olarak size rica ediyorum. Lütfen masaya yumruğunuzu vurun. Halk bağırıyor, sesleniyor, ne oluyor diyor. Ama siz âli menfaatleriniz gereği, ülkeler menfaatiniz gereği, bulunduğunuz makam gereği susuyorsunuz. Susmayın. Susunca sıra size gelecek. Susmayın. Bir insanın canının kaybına bile asla tahammülümüz yok. Genç, yaşlı, kadın, erkek demeden öldürüyorlar. Öldürülüyorlar. Yapmayın. Allah rızası için vatandaş olarak yapacak bir şeyimiz yok. Her gün paylaşım yapsak ne olacak Allah aşkına? Siz yerinizi saydıktan sonra uluslararası metinler, insan hakları beyannamesi, hak ve hürriyetler, can ve malın, dinin hürriyeti konuşulmadığı sürece insanlar ne yapabilir ki siz bir şey yapmadıktan sonra? Niye seçti insanlar tüm dünya liderlerini Allah aşkına? Susasınız diye mi? Vallahi bu bela tüm dünyaya yeter. Gazze'deki, Refah'taki insanların ölümü Allah tarafından izleniyor, gözleniyor. Siz bu ölümlere sessiz kalıyorsunuz ya, Allah başımıza taş yağdırmaz inşallah. Rica ediyorum. Lütfen tüm insanlık adına sizlere sesleniyorum. Behemehal, Birleşmiş Milletler, uluslararası teşkilatlar bir araya gelip şu canileri durdurun. Şu cinayetler bir dursun. İnsanlık bir nefes alsın.
Savaşın olduğu ülkede nefes alsın. Savaşın olmadığı, ızdırap dolu ülkelerdeki insanlar da nefes alsın. Allah aşkına. Yapmayın. Batı, doğu. Doğudan batıya, batıdan doğuya. Kim varsa herkesin vazifesidir bu savaşı durdurmak, dindirmek. Savaşları durdurmak. Din bilginleri öldürün diyor. Hangi din bilgini, hangi inanışa inanarak bunu söylüyor? Yapmayın Allah aşkına. Toprakları genişletmek için bu kadar insanı öldürmeye değer mi? Hangi toprak ya? Yerlerin göklerin sahibi Allah. Siz kimsiniz, biz kimiz? Yetmiyor mu sınırlar size? Yetmiyor mu topraklar size? Yetmiyor mu bu insanlar size? Kısa süreli hayat için yapmayın. Kıymetli dostlar, uzunca bir süredir sokak hayvanları, kediler, köpekler ülkemizin gündeminde. Hanelerimizi alıyoruz, iç dünyamızda yaşatıyoruz. Onların yatak odasında, kendi odamızda ağırlıyoruz. Bu kadar dünyalarımıza girmeliler mi? Onu da bilmiyorum. Doğanın içerisinde doğal bir yaşamı sürmeleri gerekirken alıp evimize onları beyefendi, hanımefendi yapıyoruz. Yetmiyor, kıyafetler giydiriyoruz. Bu merhamet, merhamet mi acaba? Kuşu kafesine koymak merhamet mi acaba? Bir köpeği evin içerisine sokup evin içerisine yaşatmak merhamet mi acaba? Bahçeli bir eviniz vardır. Köyde, kasabada bir eviniz vardır. Uygundur, orada yaşar. Bahçeye girer, avluya girer ama yatak odasına girmez ki. Girmemeli efendim. Yapmayın, rica ediyorum. Hadi kedi bir nebze ama köpek yatak odasında, evin içerisinde salyası, abdesti, dışkısı, bunlar evin gerçekten içine, kokusuna dayanılacak hale getiren durumları. Onun tabiattaki hali, onu toprağa eşerek yapıp üstünü kapatan varlıklar. Bunlar tabiatın içinde nasıl yaşayacağını biliyor ama evin içerisinde böyle bir imkan yok ki. Efendim onun için özel malzemeler var. Ne kadar olursa olsun köpeği oraya yapma diyebilir misiniz? Yapmayın Allah aşkına. Kuduz olmuş bir köpeğin çocuklara, yaşlılara, kadınlara özellikle saldırdığını görüyoruz. Hayvan hakları savunucuları dokunmayın diyor. E bu sefer insan hakları savunucu diyor ki ya anam, kardeşim, bacım, komşum parçalıyor. Bunların kontrolü vatandaşın işi değil. Herkes köpek sahiplenmek, kedi sahiplenmek, parçalayıcı, yırtıcı hayvan sahiplenmek zorunda değil aziz dostlar. Zabıta bunları kontrol edecek. Bunları toptan öldürelim demek de doğru bir şey değil. Allah'ın yarattığı varlıklar. İnsanları kısırlaştırıyorlar. İnsanlara birleşme yoluyla çocuk üremesi önüne geçmek için her türlü önlem alıyorlar. Ama kediler, köpeklerle ilgili bir şey yapmıyoruz. Ya da onları nereye kadar dokunacağız? Nereye kadar kısırlaştırma olacak? Öldürmek, Allah korusun, buna karşıyız. Ama önlemini almak lazım. Aç bırakmamak lazım. Sabaha kadar havlıyorlar. Açlıktan havlıyorlar. Gündüz yatıyorlar, gece meydana çıkıyorlar. Aziz dostlar, rica ediyorum yöneticilerden. Bunun emniyetini, ehemmiyeti bilen bilginler, emniyeti sağlayacak olan zabıta, belediye, polis, kolluk güçleri, vatandaşın emniyetini bozacak böyle bir durum yaşamayalım. Avrupa örnekleri veriliyor ama Avrupa'da yollar yol, bahçeler bahçe. Ben kedinin köpeğin sokakta birisine saldırdığını görmedim. Kedi köpeği aylak aylak dolaştığını da görmüyorum gittiğim ülkelerde. Nasıl oluyorsa ona göre kurallar var. Burada hayvan hakları var diye insanların yaşam hakkını elinden alamayız. Bunu bir dengelemek lazım. Rica ediyorum yetkililerden, yine sesleniyorum. Ya uzmanların görüşlerini alıp vatandaşın ihtiyaçlarını giderecek çözümler üretin. Yapamıyorsanız bu görevden istifa edin. Yapanlar gelsin, onlar işi halletsinler. İşi bilmeyenler işin başına geçmesin. Bilenlerden bilgi alıp bilginlerin görüşleri müvacihesinde de yetkililer işini en doğru şekilde yapsınlar diye niyazda bulunuyorum. Rabbim inşallah dualarımızı kabul eylesin. Gazze'deki kardeşlerimiz için dua edelim. Gece kalkıp namaz kılalım. Maddi desteklerimizi gönderelim. Devlet eliyle, kurumlar aracılığıyla mutlaka yanlarında olalım.
ve insanlık adına tüm dünya ile yazışarak, tüm dünya ile sesimizi duyuralım ve tüm insanlık gerçekten bir kendine gelsin. Yeter artık. Aylardır 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi saldırdı diye binlerce insan öldürüldü ve hala öldürülüyor. Tüm dünyanın önünde katliam seyrediliyor. Halkın ne günahı vardı? Ne suçu vardı Allah aşkına? Hadi Hamas'ı suçladınız. Halkın hepsi Hamas mı ya? O zaman karşı tarafın tamamı da terörist diyor onlar da. Birbirinizi öldürüyorsunuz ya. Aynı topraklarda yaşadınız. O topraklardan kovulmuştunuz. Misafir edildiğiniz evin sahibi olduğunu söylüyorsunuz şimdi. Kim sahibi? Dedem mi, babam mı, onun babası mı? Ya onun babası o topraklarda yaşıyordu. Yapmayın ya. Allah rızası için niyazda bulunuyorum, rica ediyorum. Tüm dünya insanlığına sesleniyorum. Hocam niye Kudüs hakkında konuşmuyorsun? İçimiz yaralı ya. Ben bu tecavüze, bu haksızlığa, bu insan dışılığa ses çıkarmayı edep ediyorum. Kudüs üzerinden, Gazze üzerinden, Refah üzerinden insanların izlemelerini düşünme pozisyonuna girmekten edep ediyorum. Bizim sesimizle çözülmez bu iş. Devlet başkanları, size sesleniyoruz. Siz çözeceksiniz bu işi, siz. Birleşmiş Milletler'e gidip bağıra bağıra konuşacaksınız. Öyle bir konuşacaksınız ki sesiniz duyulacak ve savaş duracak. Yoksa bu gücünüz, bırakın görevlerinizi ya. Bırakın ya. Âli menfaatleriniz için, konumunuzu korumak için bu işi yapıyorsanız yazıklar olsun size. Biz de susuyorsak yazıklar olsun bize. Allah hepimizi affetsin. Oradaki cinayetin tamamından tüm insanlık sorumludur. Tüm insanlık sorumludur. Öldürülen her çocuk, öldürülen her kadın, öldürülen her genç, öldürülen her yaşlı kadın, erkek, bütün o insanlar adına hepimiz katil unvanı yiyoruz. Katillere seyirci kalan bizler. Hepimiz. İnsanlık namına hepimiz suçluyuz. Allah hepimizi affetsin. Yarın dursun artık bu savaş. Yeter Allah aşkına. Yeter. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah eştera minel mu'minina enfusahum ve emvalahum bi enne lehumul cenne. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز صدق الله.
Amin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbel Alemin, okuduğumuz ayet-i kerimelerin sırrını ermeyi bizlere nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine dünyada ahirette hepimiz nail eyle. Kur'an yolunda bizleri daim eyle. Hakkın, hakikatin öncüsü olabilmeyi bizlere nasip eyle. Her türlü kazadan, beladan, nazardan, kem gözden ve sözden bilhassa fitne ve iftiradan bizlere emin eyle. Allah'ım Gazze'de, Refah'ta zulme uğrayan kardeşlerimize imdad eyle. Zalimlere fırsat verme. Ve hemhal savaşın bitmesini, huzurun gelmesini, yeniden mamur olmasını, insanlığın bundan ayıp, hicap duymasını ve bir daha böyle şeylerin yaşanmamasını diliyoruz. Lütfeyle ya Rabbi, şehit olan kardeşlerimizi rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Allah'ım bir daha böylesi azabı, böylesi feci halleri insanlığa yaşatma. İnsanlığa huzur, sekinet nasip eyle. Mazlumların yanında olmayı nasip eyle. Eleçip amin diyenleri iki cihanda aziz eyle. Allah'ım okunan hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı evvela Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a acizane fakiran arz ediyoruz. Ya Rabbi kabul eyle. Ruhu seyyidil enam cümlemizden hoşnut ve razı eyle. Ya Rabbel Alemin, eleçip amin diyenlerin dünya, ahiret, ne niyet, ne dileği varsa her birini kabul eyle. Bizleri kazadan, beladan, nazardan emin eyle. Umduklarımızı da nail, korktuklarımızdan emin eyle. Allah'ım hastalara şifa, dertlilere deva, borçlara eda, na murad olanları bel murad, na şad olanları kariben handanu şadad eyle. Allah'ım hacca niyet eden, şu anda hacda olan kardeşlerimize ya Rabbi hayırlısıyla gidip dönmeyi nasip eyle. Gidemeyenlere de gidebilmeyi nasip eyle. Dualarımızı gönderdik, dualarımızı vasıyla eyle. Allah'ım hepimizi affettiğin, bağışladığın kullardan eyle. Salli ve sellim ve barik ala eşrafi ve es'adi nur cemil enbiyai vel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala el Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahman Er-Rahim Malik Yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in İhdina's-sırâta'l-mustakîm Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim Gayril-mağdûbi aleyhim Allah kabul eylesin. Cumamız mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun. Hatimlerimizi okuyoruz. Yeniden cüz almak isteyenler, hatim kervanında olmak isteyenler, Kur'an ailesinin gönülleri, arkadaşlarımız talep edenlere cüzleri verecek. Kaç cüz istediğini söylerseniz, yorumlarda yazarsanız arkadaşlarım size cüzlerinizi dağıtacak sıradan. Araba sohbetlerimizde, cuma sohbetlerimizde, harici programlarımızda huzurunuzda olmaya devam edeceğiz. Dualarınız, yorumlarınız, dilekleriniz, teklifleriniz bizim için çok önemli. Dünyanın neresinde olursanız olun dualarımızı gönderiyoruz, dualarınızı bekliyoruz. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Alemlere rahmet olan Ahmed Muhammed Mustafa Hak'tan bize devlet olan Ahmet
sana canım feda. Es-salatu ve's-selam. Aleyke ya ya Resulallah, As-salatu ve's-selam aleyke ya seyyidana ya Resulallah, aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.